Heh, ne diyordu Pentagon? <laughs> Pentagon. Yine bugün <laughs> e, Beyaz Saray sözcüsü John Kirby ile e, o girdiğin briefingi referans alacağız ama ondan önce şunu yine hatırlatmakta fayda var. Bu hafta içinde ABD Başkanı Joe Biden benim beklentim şu, e, şayet ateşkes olursa İran'ın e, bu saldırıdan vazgeçebileceği yönünde diye bir açıklama yapmıştı. E, bu bu bunu cepte tutarak bugün e, Kirby'nin söylediklerini de aktarayım hemen. Tahmin edebileceğiniz gibi bunu çok yakından izliyoruz dedi. İran'la doğrudan diplomatik ilişkileri olan müttefiklerimiz ve e, ortaklarımız ve kişiler aracılığıyla mesajlar gönderiyoruz dedi. Ve tabii ki bildiğiniz gibi bunu yapmanın e, kendimize has yolları var. Diğer araçlar aracılığıyla da yolluyoruz bu mesajları dedi. Ve mesajlarımız hep tutarlı oldu bu noktada İran'a. Burada gerginliğin tırmanmasını görmek istemiyoruz ve bu şekilde İran'ın İsrail'e saldırmasının yaratabileceği sonuçları da engellemek istiyoruz dedi. Bildiğiniz gibi tüm bu yoğun diplomasiye ek olarak İran'ın İsrail'e bir tür saldırıda bulunmasını bulunma bulunmaya karar vermesi durumunda kendimizi, tesislerimizi ve halkımızı savunmak ve ayrıca İsrail'i savunmak için savunma kabiliyetleri ge savaş gemileri uçaklar ve diğer askeri kabiliyetlerle de bölgede hamleler yaptık. Tahran'dan gelen söylemi ciddiye almalıyız çünkü Tahran'dan gelen söylem çok agresif oldu, niyetleri açısından da oldukça agresifti. Bunu ciddiye almalıyız dedi ve şunu da söyledi. Burada oturup size fikirlerini değiştirdiklerini söyleyemem. Bunu kesin olarak bilmiyoruz dedi ve ayrıca saldırırlarsa nerede, ne zaman ve ne şekilde olacağını da söyleyemem dedi kesin olarak. Ve birkaç gün önce şöyle söylüyor. Diyor ki bir saldırının çok az zamanla ya da hiç uyarı olmadan gelebileceği ve kesinlikle önümüzdeki günlerde gelebileceği bilgisine sahiptik. Birkaç, önce, birkaç gün önce de bunu söyledik dedi. Yani ya çok küçük bir uyarı vaktiyle hani saldırıdan hemen önce ya da hiç uyarı olmadan bir saldırı yapabilirler ee, ve buna hazırlıklı olmalıyız dedi. Bir de bu hafta yine e, Pentagon'da sözcüye CNN Türk olarak şundan bahsetmiştik. Bölgede bütün F-35, F-22, F-18, F-16, F-15 uçakları, e, savaş gemileri, denizaltıları, hava savunma sistemleri ve askeri birlikleriyle bulunuyorsunuz. Bu İsrail'in kendini savunamayacağı anlamına mı geliyor? yoksa her ihtimale karşı mı getirdiniz bunu sorusuna şöyle söyledi. Tek tek parçalara bakmaktan ziyade burada ne yapmaya çalıştığımıza bakmak lazım. Biz bölgesel bir savaşı engellemeye çalışıyoruz. Biz burada çatışmanın büyümesini engellemeye çalışıyoruz ve İsrail'i savunmak için buradayız. Umarım kendimizi bu kabiliyetlerimizi, gücümüzü kullanacak durumda bulmayız. Ama bulursak da bu gücümüzü kullanmaktan çekinmeyeceğiz. Gerekirse kullanırız dedi. Benim sorduğum soruya ya, verdiği cevapta. Yani, yani Pentagon. Avuç burada. İran evet. avucu yemezse sopa da burada. Şunu da söyleyeyim. Şunu söyleyeyim. Şunu söyleyeyim. Ee, i̇lk kez bunu geçtiğimiz gün söylemiştik. Resmi olarak Pentagon yetkilisinden aldığımız bilgi şu. Bölgede 40 bin askerimiz var diyorlar. Evet. Ama tabii azayım. bu... Resmi rakam bunun e, üstünde de pek tabii olabilir. Eğer bazı vermedikleri operasyonel gizlilikten ötürü askerleri varsa ve buna o uçak gemilerindeki, savaş gemilerindeki, denizaltılardaki amfibi çıkarma grubu bunların hepsi dahil mi? Ondan da emin değiliz. 40 bin dediler. Bu 40 bin şu an haritada görmüş olduğumuz toprakların üzerindeki 40 bin olabilir. Bir de çok önemli bir gelişme. Şimdi bu İran'ın Diyo'ya tırnak içinde çok agresif söylemleri ya da işte bu arada yürüyen gerginlik siyaseti. Bir süredir ABD, Irak'la görüşmelerde bulunuyordu. Ocak ayında Irak Başbakanı ülkeden gitmelerini istediğini söylemişti Amerikalı askerlerin. Ve bu görüşmeler devam ediyordu. Bakın bugün Irak Dışişleri Bakanlığı bir açıklama yayınladı. Diyor ki, bu amaç doğrultusunda tüm ABD birliklerinin Irak'tan çekilmesi planlanmaktadır. Bu görüşmeler askeri danışmanların geri çekilmesini ve bu sürecin nasıl uygulanacağını içermektedir. Süreçle ilgili henüz kesin bir tarih açıklanmamıştır ve müzakereler devam etmektedir. Ve diyorlar ki biz burada son yaşanan gelişmelerden sonra bunun açıklanmasını erteledik diyorlar. Burada da yani bu son yaşanan gelişmeler, bu hepimizin haftalardır aylardır konuştuğu. Bunun da ertelendiğini görüyoruz. Yani ABD askerlerinin Irak'ta kalabilmesi için bir sebepte olmuş oldu bu son yaşananlar. Peki Yunus, buyurun. Vallahi ben şimdi bu açıklamadan sonra Amerika bölgede gerginlik istemiyor. Doğrudur. <laughs> çok Masum Bey'in adı. Masum Çok Masum. Bunun da yolu belli. İsrail'i durduracaksın. İran'ı değil bakın. İsrail'i durduracaksın. Bölgede gerginlik istemiyorsan onu durduracaksın. Şimdi bu olayın buraya gelmiş olması nereden kaynaklanıyor? Sen gidersen İran'ı, Tahran'ı vurursan. Sen gidersen Lübnan'ı vurursan. Sen gidersen Yemen'i vurursan. Peki ondan sonra da güçlerini buraya yığıp İran'ın saldırısının dozunu azaltmaya çalışırsan ve tehdit edersen e bu ne zamana kadar gider? Kediyi bile çok sıkıştırırsan sonunda tırmalar adamı. Yani gelinen nokta o noktada. Yani eğer Amerika şunu dese, biz bölgesel savaşı e, engellemek istiyoruz. Bunun için de İsrail'e de gerekli uyarıları yapıyoruz desen, hadi bir makul tarafı var. Ama o değil ki söyledikleri, tam tersi. Bütünüyle İran'a karşı tehditten başka bir şey gözükmüyor. O bölgesel savaşı durdurmaz savaşı da arttırır tam tersine bana göre. Şimdi yani Amerika sorun Amerika'da zaten bu açıklamalarında. Eğer Amerika olaya doğru yaklaşsa bence burada sorun Amerika buradan gitsin burada hiçbir sorun çıkmaz. Ve bölge ülkeleri bütün sorunlarını hallederler. İnat ediyorum bu konuda. Aynı fikirdeyim. Ama Amerika'da yukarıda Ruslara ben diyor misin? Ukrayna'dan defol git diye biliyorsun İsmet abi. Hocam onların sorunu Amerika olmasa Ukrayna sorunu çıkar mıydı? Çıkmazdı. Çıkmazdı. NATO olmasa çıkar mıydı bunlar? Oo. Yok. Aslında şey. Yani. İsmet Bey'in söylediğine şunu eklemek lazım. Hani Amerika burada olmasa diyoruz ya, Amerika'nın buraya gelme ihtimali olmasa İsrail zaten eş zamanlı bütün bu şeyleri kaşıyamazdı. Çünkü yani Nasrallah'ı 30 dakikada bitiririz İsrail'in işini diyor ya. Yani belki sadece Hizbullah değil ama İsrail kendi güvenliğini sağlamak açısından o noktada dışarıya o kadar provokatif davranamazdı. Şimdi ABD'ye ve Avrupa'daki bazı devletlere yaslanması da biraz bundan kaynaklanıyor aslında. Ama İsrail önce İngiltere, Hı -hı. ardından Devraldı Amerika'nın projesidir. Evet. Onun için Doğru. biz yorumlarımızda hep İsrail şöyledir, böyledir dersek gerçek resmi göremeyiz. O gemilerle olan resmi gördüğünüz zaman Amerika şu anda bu bölgeyi kuşatmış durumda. Niye kuşatıyor? Kimsenin görmediği bir şey var. Aslında böyle bir tehdit var. O tehdit nedir? petrodolar anlaşması sonra enerjiye erdi. dikkat çekiyoruz. Bu petrodolar anlaşmasının sonu erdiği için bazı ülkeler yani şu arab ülkeleri yavaş yavaş satışa başlarlarsa başka para birimiyle i̇şte Saddam'ın başına gelen hikayeyi kurgulamak zor Onlar da yönetimlerini i̇şte kaybedebilirler. Hayır ama bakın, bak, o da gidiyor. Değil. Bakın şimdi Suudi Arabistan Çin'le anlaşma e, yaptı. Ya, ya eğri, tamam. eğri oturup doğru konuşalım. Hayır Arabistan Çin'le dolarla da, değil yenle yaptı. Yuan'la yaptı hayatında anlaşmayı. Hayatında bile anlatılırken lider şirketler var denir. Buzdolabı mı? Bu istediğin kadar 10 tane fabrika olsun. Lider bir şirketi herkes takmin eder. Herkes onu izler. Evet. Yani burada da Amerika Birleşik Devletleri şu anda egemen ülke konumunu kaybetmek istemiyor. Yani e Zaten dedim, o haraç demiyorum. sistemi ha, devam etsin ha, istiyor. E, öyle tabii devam etmeye daha genişlemek istiyor. Bir Yok, iş büyümezse istiyor. aynı kalırsa hantallaşır. Onun için dikkat edin orduda bankacılık sektöründe 3 yılda bir görev değişikliği yaparlar. Farklı yere gönder. Atalet olmasın diye. Yani bunlar yılların birikimiyle <laughs> ve akademik e, araştırmalarla da yani neden böyle yapıyor tespit edilmiş şeydir. Şimdi burada ben bu haritayı onun için bu CNN'in çizdiği bugüne kadar en başarılı diyagram. Niye biliyor musunuz? Çünkü esas böyle çok büyütülen İran'ın gücünün bu kadar olmadığı belli ama burada başka bir şeye dikkat çekmiş nerede yok Amerika Birleşik Devletleri askeri Yemen'de yok bir de yan tarafında Umman'da yok. Geri kalan Birleşik Arap Emirlikleri'nde var. Katar'da, Katar'da var. Kuveyt'te var. var. Bahreyn'de var. Suud'da var. Bakın Suudi Arabistan'da Hı. var. Dolayısıyla yani orada şimdi biz bin diyoruz. Bu arada yedektir, şudur budur daha fazla gelmişse yani getirme imkanı var. Nasıl bir zamanlar Türkiye'de üsler varken Amerikan sayısını bilmiyorduk. Hatta bugün sarıl Pazarı o zaman Amerikan pazarıydı. Yani Amerika'nın bu kurulmuş olan şeyi için alışveriş yapılan bir yerdi. Adeta serbest bölgeydi. Şimdi burada İsrail'in yaptıkları kendi adına değil, Amerika Birleşik Devletleri'nin yapmak istediklerinin övertürüdür. Amerika Birleşik Devletleri bunu yapabilmek için ne yaptı? Yani kabul edelim Türkiye'de başlangıçta hata yaptı. Şu anda sıkıntı neden Türkiye hedefte diyor Cumhurbaşkanı? Sıkıntı şu Türkiye eskiden aldandığı içinde olduğu olayın dışında şimdi tam tersine tek protest eden, tek bu konuda farklı tavır koyan ülke konumunda. Onun için Türkiye hedefte diyoruz. Eskiden öyle değildi. Eskiden Türkiye istediğini yaptı. Ama a, a, şey e, Arap Baharını şimdi böyle eleştirerek bakıyoruz ama zamanında Arap Baharı el üstündeydi. Yani unuttuk bunları. Türkiye'ye Kıbrıs harekatında yardım eden tek kişi olan Kaddafi'nin gitmesine seyirci gittik öldürülmesine. E, yani on, 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 ondan evvel ondan evvel yine e, Saddam'ın e, bu konuda savaş getirilmesi noktasına seyirci kaldık. Yani 91 yılında yaptığımız. Çekiş gücün geri yerleşmesi o generalin biz PKK'yı Türkiye ile ilgili konuşmasını imkan veren Albay Albay iş, iş yani işte o subayın al Albay istense rütbesi general olsun. Sonuçta Seyirci bu bölgede şimdi 91'de eğer biz o bölgeye girseydik belki bugün böyle bir sorun olmayacaktı. O tartışmalı. Yani orada şimdi su, hocam. o tam, orada suçu siyaset kurumuna atıyorsunuz da o dönemde 91'de ha o dönemde 90, o 36. 91'de, paralel olayı 91'de senin lehine de oldu. 91'de olabiliriz. geçit verdik. Ama. Sonra çekiş gücü yerleştirdik uzun yıllar. Yani bakmayın siz o o dönemde ordu içerisinde genel Genelkurmay Başkanı istifa etti. Bu arada e şey, vermeyin izin dedi. Vermeyin, kabul etmediler. O zaman o genel... O. Hatta e genel baybaşkanın işte istifasını bırakın. Amerika'nın istediği oldu mu? Berkaka oldu. Terör örgütü yerleşti mi? Yerleşti. Jandarma komutanı Ay, bile kas yapılarak ya. öldürdü. Hani konuşuluyor ya... Şey, şey, bazen suçu suç hep siyasetçilere atıyoruz da suçun hepsi bazen siyasetçilerde olmuyor. O tarihleri bak fiilen ben o zaman siyaset yapmıyorum. İzlemiş bir kişiyim. Böyle sizin anlatınız ya da birilerinin şu anda saptırarak yazdıkları gibi değil. Aynen öyle. O tarihte, Biz o tarihte bir koyar üç alırız dedi. Ve istediğini yaptı. Genelkurmay başkanı gönderdi. istediği adamı atadı. Zor dönemin yönetimi. Ama bir koyup üç almadı. Bir koyup koyarken üç verdi. Farkında olmadı. Ben ya, madem Söyleye o tarihi de, anlattınız. Benim, o tarihte burada... o ihtimalin hayata geçmesi gündeme gelince Özal'ın kabinesinden iki tane bakan bir hafta içerisinde istifa etti. Yaptırmadılar o hamleyi. Bakın. Ama... Bir de tehlikeyi gördüler ya. ama tehlike... Ya tehlike... İsmet abi tehlikeyi gördüler de sonuçta Amerika'nın istediği oldu orada. Ama işte Amerika'nın istediği istediğini yaptı. Hayır Amerika ya girmek istiyor. Yapmayın Başka ya. Başka bir plan yani vardı orada. Yani size doğru. o efendim. okunan şeyleri bir gün onda bak şey. da hem hayır. yemeğe de davet et beni. Koy o okuduğun o belgeleri tartışalım yemeğe davet ediyorum. <laughs> ben yaşayan <laughs> adamım. Hocam ben sen... o zaman görevdeydim. Bir müsaade eder misiniz Şimdi bakın Amerika'nın bir defa Birinci Dünya Savaşı'na kadar orada esamesi bile yoktu. Bu bir. Ne zaman oraya yerleşti? Osmanlı çıktıktan sonra İngiltere ile beraber. Nedir kırılma noktası? İkinci Dünya Savaşı. Yani İngiltere oradan çıktıktan sonra Amerika geçti. Ve 56 kriziyle de, Süveyş kriziyle de İngiltere'yi oradan çıkarttı. Şimdi Amerika'nın büyük projesi ne? Bir, İsrail'in güvenliğini sağlamak. Ana strateji konsepti bu. İki, enerji güvenliğini sağlamak. O da şöyle... Enerjiyi ben kontrol edeceğim diyor. Üç, deniz ve su yolları dediğimiz çok pointer yani Vasra Körfezi, Deniz ve Süveyş kanalını bunların açık tutulması, deniz seyri seferine açık tutulması. Yani Yemen'e gidip bu gece vurmaların sebebi bu. Üç, Ticaretin kontrol edilmesi diyelim. Ha, daha Rusya ve Çin'in bölgeye girmesini önlemek. En büyük şeyi bu. Soğuk savaş döneminde de bütün kavga bunun üzerine kurulu. Bakın e, neydi? İran Amerika'nın müttefikiydi öyle mi? Mısır'da vazgeçti. Mısır kimin yanına geçti? Sovyetlerin yanına. Rusların yanındaydı. Irak, Suriye kimin yanındaydı? Şimdi siyasi tarihi bilmeden bunları konuşmak boş ve nafile. Peki her ikisi de Vaas Partisi kimindi? Sosyalisti Ve Sovyet silahlarını kullanıyorlardı öyle mi? Gelelim burada onun müttefiki kim? Marsud. Yemen kimindi? Sovyetlerin Şimdi Dördüncü, beşinci tespitim Başka şey silah pazarını söyleyeyim. elinde tutmak. En önemli şey söyleyeyim. Güney Kıbrıs var ya Rum kesimi. Evet efendim. O da Sovyetlerin kontrolündeydi. Zaten evet. Sovyetler orada evet. istediği para Baban hareketlerini oradan... yaptığı için Şimdi, hiçbir zaman hep Komünist Partisi iktidardaydı. silah pazarını elinde tutmak çok önemli. Neden? Mısır, baktı. Hocam bir dakika bir tamamlayayım müsaade ederseniz. Mısır Sovyet silahları kullanırken Amerikan silahlarını geçti. Neden? Yenilgiye alınca topraklarını kaybetti Sina'yı. Altı, silah ve petrol denklemiyle. Bakın bu çok önemli. O zamana kadar e, rafineriler kimdeydi? Amerika'nın elindeydi. Bu, bugün körfez bölgesi rafinerileri yapınca OPEC'le beraber ne dedi? 79'u bir daha size asla kullandırmayacağım dedi bunun Carter. Değil mi? Yani petrolü silah olarak bize çeviremezsiniz dedi. 74 krizi. Ha, şimdi Carter doktriniyle bölgeye yerleştiler. Şimdi buradaki <laughs> körfezin içerisindeki kontrol politikasında radikal dedikleri işte 11 Eylül'de bir şey çıkarıldı. Bakın 11 Eylül lafıyla Gazze'deki saldırının ikisi örtüşüyor bakın. Ne dedi e Netanyahu bu Amerika'nın nasıl 11 Eylül'ü varsa bizim 11 Eylül'ümüz dedi. Ve bölgede bir savaş çıkarttı. Diğeri Taliban'la El-Kaide'de mücadele Nerede El-Kaide? Yok. Nerede Taliban? Yok. Ha, şimdi bizim için bir bela var ortada. Ben orada size katılmıyorum Zafer Bey. 1991'de biz girseydik Irak'a bizi saldırgan devlet haline koyacaklardı.